Saygıdeğer babalar, hanımefendiler, değerli kardeşlerim, değerli engelli kardeşlerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben de konuşmama şu şekilde başlamak istiyorum. Ben de sizlerden biriyim. Benim de ailemde ablamın oğlu, şu an o da kendisi yanımda, onu da sizlerle beraber olmak için getirdim. Engelli bir yeğenim var. Sizlerin sıkıntılarını, sizlerin sorunlarını birebir yaşayan insanlardan biriyim. O ailelerden biriyim ben de. Bir yola çıktık. Ben Talas Belediye Başkan adayıyım, avukatım. Sarızlıyım aynı zamanda. Rabbim şehrimiz için, ilçemiz için, vatanımız ve milletimiz için önümüzdeki yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii nasip olduğu takdirde öncelikle toplumumuzun en değerli varlıkları, engelli kardeşlerimizi, engelli evlatlarımızı, pozitif ayrımcılık diye tabir ettiğimiz, hukuken de öyledir, hak ettikleri yardımları, sıkıntılarını giderilmesi hususunda, gerekli ihtiyaçlarının karşılanması hususunda gerekli gayretleri sarf edeceğiz. Tabii bu anlamda devletimizin, merkezi yönetim, hükümetin daha çok yasal dayanaklar, kanunlarında düzenlemeler yapması gerekiyor. Yine belediyelerin de ellerinde birçok imkanlar var. Nedir bu imkanları? Engelli kardeşlerimizin trafikle alakalı sorunları, ulaşımla alakalı sorunları, akabinde çalışabilecek durumda engeli olan insanlarımızın belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilme zorunluluğu var. Ama yeteri kadar ilgi, alaka ve destek görmediklerinin farkındayız. Bunun sebebi yasal kanunların ve düzenlemelerin eksikliği. Ben şu taahhüdü buradan söylüyorum. Nasip olduğu takdirde Talas Belediyesi'nden elimden geldiğince bizim Kayseri'mizde yaşayan, Kayserili olan, Talaslı olan engelli kardeşlerimizin, engelli evlatlarımızın tüm sorunlarına çözüm üretme konusunda içimden bu sözü veriyorum. Bazı yasal hakları da var. Bu konuda hukuki destek de alınması gerekiyor. Bu anlamda sizlere, bizlerin de devletin temsilcileri olarak, belediyeler olarak, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm sorunlarının, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da gayretler sarf etmek zorundayız. Nedir mesela? Ulaşımla alakalı ben bazı yasal haklardan bahsetmek istiyorum. Bu hem kanuni dayanaklar olan veya yönetmeliklerde hakkınız olan hususlar söz konusu. Ulaşımla alakalı bir araç alımı söz konusu olduğunda özel tüketim vergisi veya gümrük vergisinin alınmaması veya düşük oranda alınması gibi bir hakkınız var. Yine şehirler arası yolculuklarda yine indirimli bir ulaşım imkanınız olduğunu bilesiniz. Akabinde otomotiv sektörüyle alakalı Türk Hava Yolları'nda bununla alakalı indirimli ulaşım hakkınızın olduğunu bilesiniz. Yine özür durumu, hoş geldiniz. Özür durumu yüksek olan engelli kardeşlerimizin birinci derece yakınlarının emekli maaşı ya da yardım maaşı diye talep ettiğimiz maaşların olduğunu da biliyorsunuz. Bu konuda da kanuni haklarınızın olduğunu ben dile getirmek istiyorum. Yine iletişimle alakalı. Nedir iletişim? Telekom olur. Özel telefon şirketler olur. Bunlarla alakalı da sizlerden ya çok az oranda vergi alınması söz konusu oluyor ya da hiç alınmaması durumu söz konusu. Eğitimle alakalı da öncelikli haklarınız var. Nedir? Meslek liselerine sınavsız giriş haklarınızın olduğunu dile getirmek istiyorum. Yine üniversite kazanan engelli kardeşlerimizin kredi ve yurtlar kurumunda ücretsiz olarak barınma haklarının olduğunu ben size bilgi olarak sunmak istiyorum. Akabinde özellikle belediye bünyesinde veya devletimizin şehirlerindeki yönetim birimlerinde halk eğitim merkezleri oluşuyor. Burada da sizlerin öncelikli olarak mesleki edindirme kursları veya halk eğitim merkezlerinde çalışma imkanlarını söz konusu. Bu anlamda da ben nasip olduğu takdirde şu anda adayız. Talas Belediye Başkanlığı nasip olduğu takdirde sizlere ben
Az önce de dile getirdiğim gibi benim de birinci derece yakınımın doğuştan engelli olması nedeniyle sizlerin sıkıntılarını hem engelli kardeşlerimiz olsun hem onların aileleri, anneleri, babaları olsun yakinen bilen ve yaşayan bir insanım. Bu anlamda kendi adıma da elimden gelen gayreti sarf edeceğime, bu konuda gerekli girişimleri ilgili kurumlarda da yapacağımın taahhüdünü buluyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Konuşmalar bittikten sonra benim şahsımla alakalı veya Talas'la alakalı burada Kayseri merkezimizden, değişik ilçelerimizden, mahallelerimizden siz değerli insanlar toplandınız, bizleri misafir ettiniz. Sorularınız varsa veya birebir görüşme imkanı ya da talebi olan insanlar varsa onlarla da görüşmek istiyorum. Ben şimdiden hepinize saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun.